Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda radye temel aplikasyon, alt ve üst donatı, sehpa donatıları, ilave donatıları, projeden nasıl okuyoruz, okurken nelere dikkat ediyoruz, bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Birinci dersimiz olarak. Evet, bu gördüğünüz temel aplikasyon planı. Öncelikle yeşil çizgiyle çizilen temel izimiz. Bu izleri hiçbir şekilde aşmıyoruz. Buradan okumamız gereken ampartman sınır değerlerimiz. Bu cephede 25 santim verilmiş. Bu cephede yine 25 santim ampartman verilmiş. Ampartmanlarımızı, kolonların yerleşimlerini, perdelerimizi, asansör perdelerini, boşluklarını ve temel üst kotumuzu, temel derinliğimizi, 65 santim radye temelimizin derinliği olduğunu görüyoruz. Yine aks mesafelerini, öncelikle dikkat etmemiz gereken başlıca konular. Temel izimiz, köşe sınırlarımız, kolon yerleşimlerimiz. Aplikasyon planından bunları okuyabiliyoruz. Ve evet, donatı kısmına geçelim. Radye temelde alt ve üst olmak üzere, tabi daha derin temellerde ikinci bir kademe donatıları da çıkacaktır. Bu projemizde 65 santimlik radye temelimiz var. Alt ve üst donatı ve ilave donat olmak üzere 3 ayrı pafta inceleyeceğiz. Öncelikle alt donatı. Gördüğünüz gibi radye temel X ve Y yönlü ve alt donatı planı. Buradan biraz inceleyelim. Nasıl okuyoruz radye temelin donatı projelerini? ...128 adet 16'lık 15 araya 10 metre verilmiş. Gördüğünüz gibi alt yazıyor, alt ve üst olduğu. Öncelikle dikkat etmemiz gereken gönye boyları, 50 santim gönye verilmiş. İndirme boyu, 96 santimlik indirme boyu verilmiş. Bu demir çapına göre değişen bir değerdir. Projede mutlaka yazar. 16'lık demirimiz kullanıyoruz. 16'lık demirde 96 santim bindirme boyu verilmiş. X ve Y yönünde buradan görebiliyoruz. 50 santim gönyelerimiz var. Demir metrajını da buradan okuyarak tek tek çıkartabiliriz. Evet, 16'lık demir 15 araya 6 asır verilmiş. Gönyelerimiz 50 santim, bildirme boyumuz 96 santim. Radye temelimizin alt donatısı bu şekilde. Alt donatıyı bitirdikten sonra ilave donatı planına bakıyoruz. İlave donatı planı X ve Y yönünde verilmiş. Nerelerde verilmiş? Özellikle kolon bölgelerinde güçlendirme olarak. Şuradan bir iki tanesini birlikte okuyalım. 160 santimlik bölgede 5 adet 16'lık 30 arayla alta sıra ilave edilmiş. Orta aksta bir kolon okuyalım. X ve Y yönünde de 7'şer tane 16'lık 30 santim arayla güçlendirme donatısı verilmiş. İlave donatıları da tamamladıktan sonra sehpa dediğimiz, buradan da göstereyim, sehpa donatılarını 14'lük vermiş. Gördüğünüz gibi bunlar
Genelde metrekareye bir adet verilir. Sehpa donatısı da tamamlandıktan sonra radye temelin üst montajına başlanabilir. X ve Y üst donatı planı. Burada da inceleyelim. 50 santim gönyeler verilmiş. Yine 16'lık demir kullanılmış. 15 araya. Dindirme boyu 1 metre olarak verilmiş. İlave olarak da ampartman bölgelerinde 14'lük L 190 santim olacak şekilde ilaveler verilmiş. Ampartmanda. Şimdi bizim ampartmanımızda kadememiz mevcut. Onu aplikasyon planından tekrar bakabiliriz. Şu bölgeden bu bölgeye 42 adet 16'lık 15 araya verilmiş. Bu şekilde devamında 70 adet 16'lık 15 araya verilmiş. Yine merdiven bölgesinde merdiven çıkış yerini gösterilmiş. Evet, üst donatıyı da tamamladıktan sonra perde ve kolon filizlerinin temelde kalacak filizlerini bırakmamız gerekiyor. Bunun için de kolon perde aplikasyon planından yerleşimlerine bakalım. Zemilkat kolon aplikasyon planımız 20 adet 16'lık 60-60 kolon metresi verilmiş. Sırtlaştırma bölgelerinde 10 santim, gövdede 20 santim olduğunu anlıyoruz. Temelde bırakılacak olan filiz boyları için G detaylarına bakmamızda fayda var. Oradan görebiliyoruz kolon açılımlarında. Bu videomuzda temel aplikasyondan bahsettik. Temel izimizden bahsettik. Radye temelin alt ve üst donatı, ilave donatı ve sehpa donatılarından kısaca bahsettik. Bir sonraki videomuzda kiriş ve döşeme planlarını ve açılımlarını inceleyeceğiz.